Kıymetli misafirlerimiz şimdi konuşmalarını yapmak üzere İHA Başkan Vekili Sayın Hüseyin Oruç Bey'i kürsüye davet ediyorum. Selamun Aleyküm. Toplantının hayırlara vesile olması duasıyla başlıyorum. Kısa bir hatıra ve bir çağrı olacak. Müsaadeleriyle Banksamoro Başbakanı ile geçen yıl yaşadığım bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 50 yıl devam eden bir mücadele sonrası geçen sene bir referandum yapıldı Ocak ayında. Moro tarihi için çok önemli bir zamandı. O referandumun hemen öncesinde ESAM davet etti. O zaman Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin lideriydi. Şimdi Banksamoro Başbakanı bu toplantıya katıldı. Bir iki hafta öncesinde bölgede beraberdik. Dedim ki çok önemli bir zamandasınız. Hayati bir referandum devam ediyor. Gelmeseniz keşke bu toplantıya. ESAM'ın toplantısı elbette önemli ama burada olmanız çok daha önemli. Bu dönemde burada olsanız dedim. Sadece bir cümle söyledi. Geleceğim. Siz de organize edin. Biz de elhamdülillah organize ettik. Geldi. Toplantıya katıldık. Sonra vakıfta sohbet ediyoruz. Dedim neden geldiniz? Gerçekten önemli bir zamandı. Neden geldiniz? Dedi ki ben Türkiye'ye ilk 1984'te geldim. Rahmetli Erbakan Hoca'nın evinde bir ay misafir oldum. O bir ay beni misafir ettiğinde dedi ki çağırdığımız zaman gel. Ben de söz verdim ne zaman çağırırsanız hangi pozisyonda olursam olayım geleceğim. Recep abi çağırdınız. Kendisi de geldi, bizler de geldik. İnşallah gelmeye de devam edeceğiz. Biz her türlü güçlüğün içerisinde, birlik beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Kurtuluşun da bu olduğuna inanıyoruz inşallah. Çağrım Doğu Türkistan olacak. Sesimizin ve eylemimizin kesildiği bir coğrafya. Allah bize gerçekten birçok noktada zafer nasip ediyor. Başarı nasip ediyor, genişlik nasip ediyor. Ama Doğu Türkistan'da çok zor durumdayız. Konuşamadığımız, adım atamadığımız, oradaki kardeşlerimiz için bir şey yapamadığımız bir noktadayız. Sanıyorum hepimiz ortak orayı önceleyip orayla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Bu senenin toplantılarının odağına biraz Doğu Türkistan'ı koyup orayı nasıl çözeriz, oraya nasıl nefes oluruzu konuşalım temennisi ve teklifiyle. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.